Herkese merhabalar. Bugün ne oynanır oyun kategorisi bölümümüzde her sistemde oynanabilecek oyunları bakıyoruz ve oynuyoruz. İçlerinden en güzel olanları sizinle paylaşıyoruz. Bugün Sky Hill adında bir oyun oynayacağız. Bir mutant oyunu bir otelde geçiyor. En üst kattan en alt kata inmeye çalışıyoruz. Bakalım bu otel kaç katlıymış, ben de merak ediyorum. O zaman oyunumuza bir başlayalım bakalım. Ha, nereden başlıyoruz? Şu herhalde play tuşu. Ara sahneler. Bu şehre birkaç günlüğüne iş için geldim. Oyun aynı zamanda Türkçe arayüzü var. Çok güzel. Kısa bir gezi olacaktı. Aman Allah'ım. O birkaç günü neden lüks içinde geçirmeyecektim ki? Şehre gelmiş, zengin takılmaya çalışıyor herhalde. Yok, lüks takılmaya çalışıyor. İşte anahtarınız VIP. Oğlum tam zamanını bulmuşsun lan. Bu herhalde kral bölümleri var otellerin. Kral odaları. Muhtemelen onlardan bir tanesini tutmuş. En üst katta. Savaş neredeyse kazanıldı. İttifak güçleri çaresiz durumda. Bu kadar kötü olacağını beklemezdim. Yeni Avrupa'da kullanıldı. Ne kullanıldı? Lütfen sakin olun. İçeride kalın. Evinizde biyolojik savunma sistemini açın. Biyolojik savunma sistemleri mi var evde? En yakın biyolojik tehlike sığınağına gidin. Lütfen odalarınızdan ayrılmayın. Oğlum bir oda tuttun. Başına gelenlere bak. 911'i aramış, otel servisini aramış, kimse yok. Dışarıda korkunç bir şeyler oluyor. Çığlıklar kesildiğinde tek duyduğum şey aç bir bünyeden gelen tatminkar hırıltılar. Herhalde kendi aç karnı değil. Karnım acıktı ve nihayet dışarı çıktım. Etraf cehenneme dönmüş ama yavaş yavaş açlıktan öleceğime bir mutant tarafından öldürmeyi yeğlerdim. Etrafta mutantlar olduğunu keşfetmiş demek ki. Buradan çıkmayı başaracağım. Başar bakalım. Normal olarak eğitim de açık dursun. Normal olarak başlayalım oyuna. Başlamadan önce bir pasif bir de aktif üstünlük seçebilirsiniz. Seçemiyoruz. Hadi hayatta kalalım. Herhalde öldükçe güçleneceğimiz bir oyun bu. Bazı oyunlarda öyle oluyor. Oynuyorsunuz, belli bir noktaya kadar geliyorsunuz ama o noktayı geçemiyorsunuz. Mecbur orada ölüyorsunuz. Öldüğünüz zaman kazandığınız şeylerle karakterinizi birazcık daha güçlendirip sonra o noktayı geçip biraz daha gidiyorsunuz. Bu şekilde ilerliyor. Yani başa dön git, başa dön git şeklinde. Tam buraları geçtik zaten. Enerjiyi tazelemek için uyu. Okey. Eylem işaretleri odada etkileşime girebileceğin bütün eşyaları gösterir diyor. Eylem işareti. Ha, bu işaretleri menüden kapatabilirsin. Anladım. Şimdi şu eylem işareti yukarı aşağı. Bu ne? Gıda veya silah gibi bir kategoriyi seç. Üretmek istediğin şeyi üret. Bazı tarifler sadece odamızda üretiliyormuş. Şu an tabii ki hiçbir şey üretemiyoruz. Paspas üretebiliyormuşum. Paspas üreteyim. Üretemiyorum. Tahtam yok. Şurada yatak var. O zaman ne yapalım? Aşağı inelim. Anahtarı kullanman için. Oğlum nereye koydun lan anahtarını? Üstünde mi? Bir odadan diğerine her geçişinde bir açlık puanı kaybedersin. Anladım. Şu ne? Bir şey değil. Sola mı gidelim, sağa mı? Sola. Boş. Kutuya bak. Oo, bıçak çıktı. Bıçağı eline al. Şuraya al. Evet. Artık bir bıçağımız var. Tekrar geri dönelim ve diğer odaya bakalım. Burada şurayı kurcala. Ne çıktı oradan? Bu ne? Aşırı olgun soğan.
Soğanı burada mı saklıyorlar abi? Enteresan. Gardıroba baktık. Ne çıktı? Tereyağı. Gardıroptan tereyağı çıktı. Oğlum bu dolaba koysana erir orada. Başka bunun sağı solu yok mu? Bu kadar mı? 99. kattayız bu arada. Bu asansör de kırılmış. Aşağı inmek istiyorum. Bir kat daha indim. İki çeşit saldırın var diyor. Bir, düşmana veya düşmanların simgelerine dokunabilirsin. İki, şu düğmeye basarak gelişmiş moda geçebilirsin. Şu. Değişken vuruş olasılığı ve hasarı olan özel bir vuruş için düşman canını anladım. Kahretsin. O ucube orada dururken ilerleyemem. Bu nasıl bir yaratık böyle? Basıyorum. Ha. %90 hasar veriyormuş. %90 şansla 2 ila 4 arası hasar veriyormuş. %80 şansı 3 ile 6 arası hasar veriyormuş. Bence şu daha iyi. Bunu yapalım, değil mi? Kollarına vuracağız. Ha! Ben 2 vurdum, o 4 vurdu. Bıçak kullanamıyor muyum? Ben şu çıplak elleri de değiştirseydim. Buradan sağ çıkabileceğimi hiç sanmıyorum. Bu sefer şunu denemek istiyorum. Bir daha onu denemek istiyorum. Ska ne ya? Iska herhalde. Normal vursak. Ha? Tekrar vuruyorum %80. 3.8 vur. Uuu 4 yedik. Bir daha bunu vursam ölür. Evet. Artı 20 tecrübe kazandım. Boş. Ve elma. %50 sarhoş olmamı. 8 sağlık puanı kaybetme olasılığı. Niye sarhoş oluyorum ki elma yiyince? Aşırı olgun elma. Bozuk mu lan bu? Aşırı şeyler bozuk mu oluyor? Açlık da bayağı gitmiş yalnız. Tam şu odaya bakalım. Şurada Xbox joystick'ini görüyoruz. Burada ne bulduk biz? İlk yardım, sağlık çantası. 50 sağlık veriyor ama sağlığım o kadar azalmadı. Şuradaki odaya bakalım. Oo, her odada bir tane sağlık kaybediyoruz. Bu ne be? Tamam, aşağı kata iniyorum şimdi. Ama kardeş, yani sen de böyle olmaz ki bu iş ya. Şuraya da bıçak koyayım. Ha yok, bir elde çıplak el olacakmış illa. Ne yapalım? %80 ne girelim? Uuu 4 vurdu. Güzel. O da bana 4 vurdu. 6 vurdum. 4 vurdu. Niye böyle otomatik yaptı? Niye ölmedi? 0.5 de hayatta. O zaman %90 vurdu. İçimizi şansa bırakmayalım. Ne aldık? Yapıştırıcı. Bir işe yarıyordur herhalde. VIP aldık. VIP ne? VIP kart anahtarı. Belki bazı bölgelere girmemizi sağlayacak. Tamam. Yine bu yaratıktan. 6 vurdu. Güzel. İyi başlangıç. Hadi bir 6 daha. 3 vurdu. Hadi bir 6 daha. 5. Şimdi şunu denemek istiyorum. Eğer bunu vurursa ölecek çünkü. Ha, vurdum. Süper. Tahta gibi bir şey aldık. Su aldık. Boş. Aşağı inmeden önce inventörümüze bir bakalım. Nelerimiz var? Su var. Açlığa 5 veriyormuş. Olur. İçelim. İç. 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 İçtim. Ha, bu arada yetenek puanı da almışım. Kuvvet 5. Diyor ki kuv.
Hasarı tabanlı silahlar. Kuv hasarı ne demek ya? Allah Allah. Kuvvet herhalde. 1,25 kuvvet hasarı. Hasarı tabanlı. Ya biraz Türkçeyi kötü çevirmişler. Acaba ben bunu İngilizceye şey mi yapsam? Çevirsem nereden çeviriyorum? Çeviremiyorum mu? Çeviriyorum mu? Ana menü desem. Evet, şu Türkçe İngilizce desek. Bir de şimdi continue desek. Acaba aynı yerden başlıyor. Evet, çok güzel. Şimdi bakalım ne demekmiş o. Strength. 1,25 demek. STR Based Weapon diyor. Evet. STR Based Weapon hangisi oluyor? Skill SPD. Bu Speed Base. Yani bıçak Speed Base. Hız tabanlı. O zaman biz hız tabanlı silahlar mı kullanırız yoksa STR yani güç şeyli base'iz. Yani güç base'i muhtemelen iki elle tutulanlar, daha çok vuranlar. Kritik şans veriyormuş. Ekstra turn şans veriyormuş. Ha. Tabii bir biz vuruyoruz, bir o vuruyor. Bir biz vuruyoruz, bir o vuruyor. Arada biz iki kere vurabiliriz. Güzel. Dexterity de dodge şansı veriyormuş. Oo, çok güzel. Accuracy de hit şansı veriyormuş. Ha, o %90'lar %80'ler var ya, onları arttırıyor. Bir tane accuracy verelim. %12 şans. Bir tane daha vermeyelim. Speed verelim. Bence speed bayağı önemli. Bakın %2,5 diyor. Verdim. %3 oldu. Dexterity, Dodge. Arada Dodge da çekmemiz lazım. Verdim. Biz hiç Strength'e vermeyelim bence. Ama Strength de kritik şans veriyormuş. Ha, bakın bu da şimdi kritik şans ama 1,5 katı vuruyor. 2 katı vurmuyor. Yani ekstra speed ile 2 kere vuruyoruz. Aslında kritikten daha çok hasar veriyoruz. O zaman biz speed'e devam edelim. Bir speed daha verdim. Şimdi bu soğanı yemeyeceğim. Bakın intoxicated diyormuş. Orada alkol diyordu. Intoxicated and losing 8 health point diyor. Ama 5 hungry alabiliyormuşuz. Ne yapsak, yesek mi ya? Ha, şeyimiz de çok az. Yani başka şansımız yok ki yemekten. Aa, 7. Ha, bunda bir şey olmadı. Güzel. %50 zaten. İkisinden birisi olmaması gerekiyordu. Tamam. Başka ne yapabiliriz? Devam edebiliriz. Burayı kolaçan ettik. Burayı kolaçan ettik. Alt kata iniyorduk, değil mi? Sağlığımız 50 yalnız. Hiç iyi değil. Acaba sağlık bassak mı? Ama buradaki sağlık da 50 basıyor. Olmaz. Hungry 17. Çok güzel. Yiyelim. Bunları food bir şey üretemiyor muyuz? Cocktail, milkshake. Aa, sandviç butter diyormuş mesela. 44 veriyor. Ne la? Aa, tereyağını yemeseydik, ekmek bulsak. Ah be. Yapma be. Bakın burada da ah be. Niye yedik ki onları? Bir daha yemiyor. Aa, her katta bir tane var yani, garanti. Bakalım şimdi artmış. Evet, şans artmış. Bakın %82 olmuş. Burayı %100, hatta şurayı bile %100 yapabilirsek, ki belki zor bir ihtimal ama şurayı %80 yaparsak sürekli kafadan vurabiliriz. Biz şöyle garantili ekstra turn aldım. Süper. Süper. Ekstra turn aldık. Yalnız bunlar fazla mı vurmaya başladı? Aa! Mis çektim. Şöyle de bir durum var. O kritiği çekme ihtimali de var tabi. 20 experience aldık. Empty. Aa, odun çıktı. Odun değil mi? Stack, evet. 2,5. 2,5. 2'ye 5. 2'ye 3. Yok, bıçak daha iyi. O her odada bir tane açık var. Ne oluyor lan?
Mesaj geldi. Darling, sevgilisinden. "92. katta bekliyormuş sevgilisi. Bakalım 92. katta ya o bizi görünce şok olacak ya da biz onu görünce şok olacağız. Kim bilir neye dönüştü, değil mi? 92. katta. Someday I need this. Neden böyle bir şeye ihtiyacımız olsun? "2000'lerin başlarında ben küçük bir kızken zombi apokalips oynuyormuş." Zombi apokalips bilmemiz gereken bir şey mi acaba? Tree House'u varmış. Ağaç evi varmış. Neyse, bunun hepsini çevirmeye gerek yok herhalde. Çok da önemli bir şey değil sanırım. Aa, asansör geldi. Asansör geldi. Kendi katımıza çıkabiliriz galiba şu an. Niye çıkamadık? Evet, işte bu. Uyuyunca bir şey kazanıyorduk. Ne oluyordu? You can use hungry point to heal while sleeping. Ha, heal kazanıyoruz. Heal kazanalım. Ama o çok acıkıyor be. Bir şeyler craft edebiliyor muyuz acaba? Evet, 4'e 6 mob craft edebiliyoruz. Mob umarım kırılmıyordur. 4'e 6, 2'ye 5. Şu ne? Each kitchen level unlock new cooking recipe. Ha, bunları upgrade ediyoruz. Nasıl upgrade? Mesela yatağı nasıl upgrade edeceğim? Electrical type ve rug lazımmış. Tamam, bu ne? Saw. Allah Allah. Ne işe yarıyor bunlar acaba? Medkit, food, food. Oh, ah, ah, gitti materyallerim gitti. 4'e 6. Yani bıçaktan iyi. Bence olabilir. Ne dersiniz? Değer mi? Değmeye de bilir. Malzeme harcıyoruz. Bu oyunda biraz malzeme önemli olabilir. Şurada sağlık var. Şunu yiyebilirim. Ah. Oo, rahatladım. Şurada yemek var. Alkol var. 10 veriyormuş. Ya ben yine elmayı yedim. Hayret bir şey ya. Öğrenemiyorum bir türlü. Bakın, iki tane fruit'ten şey yapılabiliyor. Alkollü içecek yapılabiliyor. Kola. Anladım. Yani yemek, bulduğumuz yemekleri kesinlikle yemememiz lazım. Evet, alt kata iniyorum. Think I saw something moving out there. Şimdi diyor ki to fix the fuse box. Bu box'ı tamir etmek için. Tamam, tamir ettik ama bir işe yaramadı galiba. Oo, güzel. Empty. Neler neler bulduk. Şu ne? Coin, para bulduk. Şu bıçakları satamıyor muyuz? Bir trader falan yok mu? Vay, güzel. Şurada da kamera var. Tamam, alt kata gidiyoruz. Evet, şimdi 5 3 vurdu. Hadi bir 8 bekliyorum. 6.8 bekliyorum. Oo, kritik vurdum. 10 vurdu. Bu sefer kesin ölmesi lazım. %52 şansı deneyeyim mi? Yoksa şunu mu deneyeyim? Şunu deneyeyim. Çok güzel. Çok güzel öldürdük. Güzel. Şurada ne var? Gözlük ve ilk yardım var. Bu arada ilk yardımı kullanabiliriz çünkü health'imiz 50'nin altına düştü. Ama medkitlerde ne lazım? Antibiyotik ve alkol.
Ha, direkt bunları yapabiliyormuşuz zaten. Tamam, şunu basıyorum. Ah. Süper. Bunları artık yemek için kullanacağız. Mesela balıkla ilgili bir şey yapılabiliyor mu? Yapılamıyor. Henüz yapılamıyor. Bu ne? Overripe corn. Corn herhalde şöyle bir şey için kullanabiliriz. Tamam, devam ediyoruz. Diğer odaya bakıyorum. Açlık bu arada. Locked. I need a key. 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 Key'imiz yok mu ya? Tamam, aşağı iniyoruz o zaman. Ve 82 ile yine 4-8 vurdu. Bunların canlarının hep standart olması güzel bir şey. En azından ne vuracağımızı, ne yapacağımızı biliyoruz. Bir tur daha. Güzel. 4.2'nin üstüne vuracağını tahmin ediyorum. Çok güzel. Bunlar bu arada mutant da empty mi? Yapma be. Hadi anahtar bul. Yapıştırıcı buldu. Hadi yemek bul. Ha! Lamba gitti. Başka bir şey yok mu? Bu mudur? Aa, mektubun geldiği kata geldik. 92 numara. Hatırladınız mı? Telefona mesaj gelmişti. Bakalım bu katta nelerle karşılaşacağız. Herhangi bir şey yok şu an. Manyak mısın sen? Niye 87. kata iniyorsun? Aşağı iniyorsun bizden kaçar gibi. Ne güzel 92. kattaydın. Hayda. Demek ki yaşıyor. Aa, yapma be. Bunun kaskı da var. İlk vuruşu bir şunu denemek istiyorum. Ah be. Hiç deme ya. Bir kere daha denemek istiyorum. Güzel. Ama hani bizim için pek bir avantaj olmadı o. Oo, kola. Kola ile güzel bir şeyler yapabiliyorduk. Güzel. Kaçıncı kata inmişti? 70'li bir şey miydi? 40'lı bir şey miydi? Biz şu an 92. kattayız. Daha aşağı inmemize 90 kat var. Çok var. Şu ne? Önemli bir şey değil herhalde. Buradan yukarı çıkıp yemek yapabiliriz. Yemeğimiz var çünkü. Balığımız da oldu. Empty. Sopamız da oldu. Şu arkadaşı yine bir. Bu da bunlar kritik atıyor mu acaba? Bu arada biz de mi zombiye dönüşüyoruz? Adamın tipi bir zombiye dönmüş gibi sanki. Tamam. Para aldık yine. Şimdi yukarıya çıkabiliriz. Yukarıda bir şeyler craft edelim bakalım. Ne yapabiliriz mesela? Yemek yapabilir. Evet, alkol 18. 10 veriyor, 7 veriyor. Normalde 17 veren şey 1 puanla 18 verecek. Mantıklı mı? Bence değil. Şunu neden yapamıyoruz? Şunları falan olmuyor mu? Sadece bunu yapabiliyoruz. 18. Yapalım madem. İlk craft'ımızı da yapmış oluruz ha. Craft. Tamam. İçelim mi? İç. Elli sağlık, 80 sağlık. Antibiyotik 5 sağlık. Oo, çok az veriyor antibiyotik. Antibiyotik şöyle kullanacağız. Alkollü 15. 15 zaten. Ha, ama alkolü de şey yapıyor. Güzel. Bizim böyle bar gibi bir yere denk gelirsek orada güzel bir şeyler yapabiliriz. Şimdi silahlar da strength base, dex, bu ne? Speed, SPD. SPD biraz farklı oldu. Stiletto. Şunu yapsak güzel olurmuş yalnız.
Bunu nasıl yapabiliriz ki? Şey yapabiliriz. Aslında pek de bir şey yapamayız. Şurada puanlarımızı dağıtalım yine. Speed'e verelim biraz. Şöyle 2 puan vereyim Speed'e. 1 puan buraya, 1 puan buraya. Aslında her level atladığımızda böyle yapabiliriz. 2 tane Speed, bir Dex, bir Accuracy. Accuracy'nin artması aslında Dex'ten daha önemli mi olabilir? Bilmiyorum. Şimdi güçlü bosslar falan gelirse onların bir de dodge çekmesi daha mantıklı olur. Şu an nereden baksanız bir %5 dodge ihtimali var. Son bir kat daha gezelim. 91. kattayız. İniyorum aşağıya. Burada yine bir enteresan durum var. Kablo lazım burada. Kablom yok ki. Şuraya gireyim bakayım. Belki burada elektrik vardır. Uu, et geldi. When it all started, well, you know, losing the one you love is tough. Maybe I was lucky. Lucky not to see what they would become. They died instantly. The blast brought down the billboard. Son 96'a iniyoruz artık. We saw how it was shaking on torn loops before collapsing. Like slow-mo, as if time turned into a viscid jelly. It came down just one step away from me, and I was the only one who survived. Bu hayatta kalanlardan birisiymiş bu arada. Acaba bizim dışımızda hayatta kalan var mı gerçekten? Belki de bu adam o adam. Şurası %89 diyor. Şu %74 diyor. Bir denemek istiyorum %74'ü. Mis, çok güzel. Uuu, 4 vuruyor. Ama canı az. Canı azsa bunu kullanabiliriz aslında. Ama bize kritik attı. Ne oldu lan? Nereye gitti o? Yani bir şey diyeceğim. Yukarıdaki şeyi tamir etmediğimiz için. Dışarıda diyor bir şey hareket ettiğini gördüm ama yukarıdaki elektriği tamir etmediğimiz için aşağılara doğru inemiyoruz. Bir bakalım şu şey nasıl craft ediliyor, kablo. Kablo için kablo lazım. O zaman bir şansımızı denememiz gerekiyor. Belki. Yaptım. Tamam, aşağı inelim. Evet, o zaman burada bu oyunu da bırakalım. Oyun gayet eğlenceliydi. Eğer devam etmemizi istiyorsanız yorumlarda belirtirsiniz. Bundan sonra ben birazcık daha 15 açlık mı, adam açlıktan ölecekmiş, farkında değiliz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, iyi oyunlar.